Merhabalar Gamurç'a hoş geldiniz. Yeni bir Gamurç'ta karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine konuklarımızla bazı konuları gündeme getireceğiz. Ara ara yapıyoruz biliyorsunuz. Ermenistan'dan Alin Ozinyan'la bir süreci değerlendiriyoruz. Dağlık Karabağ'daki şu andaki durum nedir? Ermenistan'da durum ne? Türkiye-Ermenistan ilişkileri bunları bir değerlendirme sürecinde her ay ya da iki ayda bir yapmaya çalışıyoruz. Yine Alin olacak konuğum Ermenistan'dan. Alin hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Aris. İstersen hemen başlayalım. Gündem aslında son birkaç böyle günde yoğunlaştı da böyle Azerbaycan'dan askerlerin iadesi, esirlerin daha doğrusu gelmesi bekleniyordu, olmadı. Paşinyan istifa edeceğini söylemişti seçim süreci içerisinde Nisan'da. 24 Nisan yaklaşıyor. Amerika'dan beklentiler var. Bütün bunları değerlendirelim ama istersen bir son durum ne? Paşinyan'ın istifası ile ilgili nasıl bir süreç işliyor siyasi anlamda şu anda Ermenistan'da? Paşinyan istifa edeceğini açıkladı. Bu zaten biliyorsun prosedüre uygun bir istifa. Çünkü ancak istifasıyla meclis dağılacak ve seçimlere gidilebilecek. 25 Nisan ve 5 Mayıs aralığında istifa etmesi bekleniyor. Seçimlerde 20 Haziran'da. Süreç şimdilik böyle. Buna ters bir durum yok. Bir terslik olmazsa bu şekilde ilerleyecek. Peki muhalefetin bir adayı olacak diye tahmin ediyorum ve birkaç adaylı bir seçim olacak gibi gözüküyor şu andaki gelen açıklamalardan. Böyle bir dönem bekliyor bizi. Şöyle eski Cumhurbaşkanı Koçaryan seçimlere gireceğini açıkladı. Sarkisyan'dan henüz bir açıklama yok. Onun dışında irili ufaklı başka muhalif liderler var. Serj Sarkisyan döneminde görevlerde bulunan isimler bunlar. Hatta Paşinyan'la da belirli bir süre çalışmış. Daha sonra Paşinyan'ın işten çıkardığı isimler. Onların da seçim yarışına gireceği söyleniyor. Ama şöyle toparlayayım sana. Seçim yarışına girecek kişiler de tam olarak belli değil. İsmi sarf edilen kişilerin planları, programları da belli değil. Yani o anlamda bir seçim kampanyası şu anda yaşamıyoruz Ermenistan'da. Sadece karşılıklı suçlamalar var. O suçlamaların büyük kısmı da Karabağ Savaşı'nın yenilgisi çerçevesinde şekilleniyor. Peki bir yandan görüşmeler devam ediyor. Aslında işte ikili görüşmeler, Putin'in görüşmesi oldu. İşte tekrar gitti Rusya'da bir görüşme oldu. Daha sonra telefon görüşmeleri, işte Türkiye-Azerbaycan ilişkileri. Burada neler oluyor? Bu görüşmelerden sonra nasıl yankılanıyor bunlar Ermenistan'da? Neler oluyor daha doğrusu? Senin de takip ettiğin gibi geçen hafta Putin'le görüşmeye gitti Paşinyan. Orada ikili bir görüşme yaptılar. İki ülke arasındaki ekonomik ticari ilişkiler konuşuldu. Tabii ki Karabağ'daki ateşkes antlaşmasının ileriki adımları da konuşuldu. Tabii burada tartışılacak bir şey yok. Adımlar belli. Ona uygunluk konuşuluyor. Aslında şöyle bir şey var. Bu ateşkes antlaşması da Karabağ'daki yenilgi de Ermenistan muhalefeti tarafından bir siyasi söyleme dönüştü. Bir siyasi kampanyaya dönüştü. Bunun üzerinden muhalefet yapılmaya çalışılıyor. Paşinyan her gidip bu anlaşmayla ilgili detayları görüştüğü zaman üçlü ya da ikili formatta bunun bir vatan hainliği olduğu söyleniyor bir taraftan. İşte gitti o topraklarımızı veren anlaşma üzerinden tekrar görüşmelerde bulunuyor vesaire vesaire. Ama bunun yanı sıra buna paralel olarak da kendileri ülkeyi yönettikleri takdirde bu anlaşmadan cayılmayacağının da altını çiziyorlar. Yani bu anlamda bir kafa karışıklığı söz konusu. Hükümete bakacak olursak hükümet attığı imzaya gerekli şekilde anlaşma için adımlarını sürdürüyor. Muhalefet de bu savaşın böyle olmaması gerektiğini hala dillendirmeye devam ediyor. Peki istersen buradan aslında içinde bulunduğumuz ay vesilesiyle her sene böyle olur ya Nisan 24 Nisan yine soykırım tasarıları her yerde gündeme gelecektir. İşte Amerika'da bu sefer farklı bir süreç işliyor mu? Adam Schiff'in bir konuşması ve kongrede çağrısı olduğu, Biden'ın imza atacağı yönünde bazı kulis
haberleri bu sefer Batı medyasından, Ian Bremmer'dan gelmeye başladı. Yani onlar kendi, anchormanlar kendileri konuşmaya başladılar. Bu ne ifade ediyor? Yine bir şeyler olacak mı? Bu sefer geçen dönemlere nazaran en yakın olduğumuz dönem herhalde Biden'ın soykırım deme konusunda diyecek gibi gözüküyor. Yani son anda bir değişiklik olmazsa ama genelde oluyor biliyorsun, son anda değişiklikler oluyor bundan önce de yaşadığımız şeyler. Soykırım diyecek gibi gözüküyor. Fakat burada şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından, yani Ermenistan-Amerikan ilişkileri ya da Ermeni diasporası Amerika administrasyonu açısından değil. Bildiğimiz gibi Amerika ve Türkiye arasında uzun süredir olmamış, benzeri görülmemiş bir sorunlar yumağı var. İlişkiler hiç iyi durumda değil. Bu açıdan Ermeni soykırımının kabul edilmesi değil, zaten Ermeni soykırımı kabul edildi geçen senelerde senatonun iki kanadında da. Bu aslında bir Biden'ın kabulü olacak. Biden'ın soykırım kelimesini kullanması olacak. Bu Amerikan ve Türkiye ilişkilerini kötüleştirecek bir adım değil. Zaten bu yüzden kötüleştirecek bir adım değil çünkü zaten kötü. Hı hı. Bu yüzden de zaten olası olduğunu düşünüyoruz. Hı. Eğer geçmişte Türkiye bunun önünü, bakın ilişkilerimiz bozulur şeklinde alabiliyorduysa, hı hı, bugün artık o kartını kaybetmiş durumda. Çünkü ilişkiler zaten bozuk ve soykırımdan öte bir S-400 konusu var biliyorsun. Evet. NATO üyesi olarak Amerika'nın Türkiye'nin sahiplenmesini kabul etmediği. Bu anlamda gözler Biden'da, evet. Peki iki şey soracağım senin cevabından aslında hareketle. Birincisi Amerikan-Ermenistan ilişkisi nasıl, buna nasıl bakmak gerekiyor? Hele ki şu son dönemde artık Rusya'nın Ermenistan'daki etkisi giderek de daha da arttıysa buna nasıl bakmak gerekiyor? Bir de şunu mu anlamak gerekiyor? Yani Biden yönetimi zaten Türkiye ile ilişkiler kötü, şunu da bir aradan çıkaralım, ben bunu imzalayayım ya da söyleyeyim, soykırım diyeyim, büyük felaket yerine çıksın mı olacak böyle bir dönemde? İlk sorudan başlayayım. Amerika ve Ermenistan ilişkileri temelinde Ermeni, Amerikan Ermeni diasporası ekseninde gelişen ilişkiler. Hı hı. Yani Amerika Ermenistan'a kendi vatandaşı olan Ermenilerin ana yurdu olarak bakıyor. Bir kere buna açıklık getirmemiz lazım. Yani bölgedeki Gürcistan, bölgedeki Azerbaycan gibi bir ülke değil Ermenistan. Hı hı. ABD için hiçbir zaman olmadı. O kendi güçlü lobileri ve sayesinde devamında görülebilir olan Ermeni diasporasının yurdu olarak görülüyor. Onun dışında da Amerika biliyorsun bir dönem Türk-Ermeni protokollerine aracılık yapmış bir ülke. Evet. O sorunun çözülmesine yardımcı olmuş bir Türkiye. Tabii o zaman dönem çok daha farklıydı. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Avrupa Birliği üyesi olması gündemdeydi. Bunlar tamamen mezara girdi şu anda. Bu doğrultuda Amerika tabii ki Ermenistan'ın demokratikleşmesini, Amerika'nın komşularıyla iyi ilişkileri olmasını isteyen, destekleyen bir ülke. Ama bir de bölgenin gerçekleri var. Hiçbir zaman biz Amerika'yı 30 yıllık Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde Ermenistan'ı Rusya'dan koparmaya çalışan, adımlar yapan bir ülke olarak görmedik. Ya da Ermenistan'ı NATO'ya dahil etme, hı hı, planları olan bir ülke olarak görmedik. Tabii ki NATO'yla da bazı askeri anlaşmalar var. NATO üyesi olmayan ülkeler için öngörülmüş anlaşmalar var. O anlamda ben dengede olduğunu düşünüyorum Amerika ile ilişkileri. Eğer şu açıdan soruyorsan, yani Paşinyan dışarıdan batıcı gözüküyor, Paşinyan geldikten sonra daha sıkı fıkı ilişkiler mi başladı dersen, hayır. Hı-hı. Geçmişte olduğu gibi aynı düzlemde ilişkiler devam ediyor. İkinci sorun, Biden bunu niye dedi, aradan çıkarayım mı gibi sordun galiba. Hı hı. Şimdi tabii ki Biden'ın seçim kampanyası döneminde de Ermeni diasporasıyla ilişkileri vardı. Onlara verdiği sözler vardı. Ben soykırımı söyleyeceğim demişti. Tabii bunu başka ABD başkanları da demişti, programın başında bahsettiğimiz gibi. Son anda camışlardı. Bu bir, verilen bir söz var. Hı hı. İkincisi, yine Biden göreve gelmeden Türkiye'ye karşı antipatik bir tavrı olduğunu
biliyoruz. Ve bu Türkiye'deki Erdoğan rejiminin yarattığı bu tüm hukuksuzluk, insan hakları ihlali karmaşayla uzaktan da olsa hesap göreceğini, gerekirse muhalefeti destekleyeceğini belirten konuşmaları olmuştu. Biden göreve geldikten sonra işte o çok beklenen telefon gelmedi. İlişkilerde bir şey yok, düzelme yok. Trump dönemindeki ilişkilerin kati suretle olmayacağının altı çiziliyor. Tabii Biden'ın ekibi de bölgeyi, Türkiye'yi, Ermenistan'ı çok iyi tanıyan bir ekip. Özetle eğer soykırım diyeceklerse şu an çok uygun bir ortam soykırım demeye. Ben burada sorunu doğru anladıysam Ermenilere tabii dedik verilmiş bir söz var ama ben özünde bu işin içinde evet Türkiye'ye bir sopa sallamak olduğunu düşünüyorum. O kısmı bence daha ağır basıyor Biden'ın. Peki şunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunun Ermenistan'a etkisini böyle bir şey olması dönemi durumunda onu soracağım ama mesela bu yine Biden yönetimi, çünkü Biden sonuçta bir klasik siyaseti Amerika'nın eski klasik siyasetine döndürme ve böyle aşırı uçlara kayma ve çıkışları ya da işte ahbap çavuş ilişkisiyle devlet başkanlarının görüşmesini bitirdi belki de. Diplomatik bir dil kullanıyor hep. Zaten şu ana kadarki ilişkilerde de Türkiye ile hep böyle yine Dışişleri Bakanlığı ya da sözcüler aracılığıyla giden gelen davetler, mektuplar gibi oluyor ki halen Washington'da bir mektubun beklediğini, yani oraya giden yeni Türkiye Büyükelçisi'nin mektubunu bile daha Biden'a iletemediği haberleri de geliyor. Şimdi peki Biden da mesela son dakikada bir anlaşma sağlanırsa, işte atıyorum S-400'lerden tabii vazgeçmek çok zor ama F-35'e geri dönmek de zor artık. Yani nasıl bir şey olabilir ki geri adım atılsın ya da vazgeçilsin? Hani daha önce çünkü Türkiye-Ermenistan yakınlaşması zamanında bu sürece biz baltalamayalım diyerekten 2015'te belki de ve o dönemlerde çok böyle bu açıklamalardan vazgeçildi. Şimdi de yine öyle bir şey mümkün mü? Ya da nasıl mümkün? Yani Ermenistan'dan gelecek sıcak bir mesajdan dolayı bu işten vazgeçebileceklerini mi soruyorsun? Böyle bir Evet, şey mi olur? öyle bir mesaj gelebilir mi ki? Sanmıyorum. Yani zaten çok az gün kaldı. Ama şöyle bir şey de var. Yani siz nasıl bir mesaj beklediğinizle de ilgisi var. Şimdi Paşinyan'ın söylemlerine baktığınız zaman muhalefete göre çok daha yumuşak söylemleri var Türkiye hakkında. Türkiye Ermenistan nefretini bırakırsa biz Ankara ile ilişkiler kurmaya hazırız gibi söylemler de var. Şimdi bu söylemler yeterli mi? Bunlar para eder mi? Oradan başlamak gerekiyor. Herhalde böyle bir şey değil. Yani en azından bir imzalı bir belge, bir işte ön protokol gibi bir şey gerekiyor Biden'ı bu durumda durdurmak için. Tabii Biden'ın ne kadar kararlı olduğunu da bilmiyoruz. Yani onu sadece kendisi ve çok yakınları biliyor. Bu açıdan ben o tip bir yani Ermenistan'dan bir selam, bir işte sempatiden dolayı bu işin yarıda kalacağını düşünmüyorum. Öyle bir sinyal geleceğini düşünmüyorum. Ama Türkiye ve Amerika belirli bir yerde pazarlığa oturacak ve bir pazarlık noktası bulacaklardır. Bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bu iki ülkenin ilişkileri kesilmeyecektir. Bir çözüm şeyi bulunacaktır. Artık S-400'ler etrafında nasıl bir, yani Türkiye geri adım atmayacağı benziyor. Ama ben belirli bir noktada pazarlık yapılabileceğini düşünüyorum. O pazarlıkta 24 Nisan'a yetişir mi, yetişmeyeceğe benziyor. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi soykırımın Amerikan Başkanı tarafından dile getirilmesi, tanınması, bunun etkisiyle daha sonra Türkiye ve Ermenistan arasında bir ilişki başlaması mümkün mü? Ya da Türkiye ve Ermenistan arasında şöyle formüle edeyim daha çok. Bir normalleşme sürecinden bahsediliyor. Bu Dağlık Karabağ ile ilgili daha sonra da işte ekonomik olarak normalleşme, sen de bahsettin. Paşinyan Ankara ile ilişki olabileceğini bazı koşullarda dile getiriyor ama muhalefetin tabii karşı çıkışları var. Bir taraftan işte ambargo uygulanması devam etmesi var. Bir taraftan nasıl olacak böyle bir şey olsa da hani soykırımı tanımayan bir ülkeyle bu kadar yıldır işte daha önceki protokollere de atıfta bulunaraktan eleştiriler var. Böyle bir normalleşme süreci mümkün gözüküyor mu ya da şu an nasıl mümkün gözüküyor?
Şöyle özetlemeye çalışayım Aris. Bu aslında Türkiye-Ermenistan sorunu değil, sınırın kapalı olma durumu. Bu Türkiye'nin sorunu. Tek taraflı bir sınır kapatma durumu var Türkiye'den. Ve tüm Cumhuriyet tarihinde, hatta Osmanlı tarihinden bildiğimiz bir şey var ki Türkiye'de ilerleme, gelişme her zaman Batı'nın zoruyla, sopasıyla olan bir şeydir. Yani o sınır açılacaksa, Erdoğan'ın çok derin, çok müthiş bir planı yoksa, o birilerinin sopasıyla açılacak. Yani geçmişte de bunu gördük. Geçmişte bu sopayı niye sallayabiliyorlardı? İşte programın başında da bahsettiğimiz gibi bir batılılaşma süreci vardı Türkiye'nin. Demokratikleşme süreci vardı. O kalıba girmesi için Ermenistan'la ilişkilerini geliştirmesi gerekiyordu. Şimdi Türkiye'de böyle bir süreç, böyle bir dinamik yok. Aksine çok daha sorun oluyor. Eğer Avrupa Birliği ile de incelmiş ve hala duran bir şey varsa, ilişki varsa, işte bu da mültecilerin hatırına, biliyoruz. Yani artık bu biraz böyle peşkeş üzerinden ayakta kalabilen bir ilişki. Yani bu açıdan Türkiye'ye şu anda hiçbir batılı gücün sen Ermenistan'la ilişkilerini geliştir diyebileceği bir ortamda bulunmuyoruz. Ki bu bence en önemli etken. Böyle bir etken söz konusu değil. Ha, iki ülke böyle bir adım atmak isteyebilirler mi? O da bana çok şey gelmiyor. O da çok olası gelmiyor. Çünkü şu an Türkiye genel olarak zaten çok düşmanca bir dış politika içerisinde, agresif dış politika içerisinde. Tabii yani bak, işte söyledin, daha esirler var Ermenistan tarafından. Onlar geri alınamıyor. Hatta Ermenistan'ın sarı basınında dedikodu mahiyetinde aslında o esirlerin Putin ve Aliyev arasında halledildiği, son anda Erdoğan'ın araya girip benden habersiz sen nasıl esir iade edersin dediği ve işin o yüzden patladığı konuşuluyor. Şunu demek istiyorum. Yani çok olası bulmasam da ben halk nazarında böyle Türkiye'nin her işe taş koyduğu, Türkiye'nin Ermenistan'a son derece düşman olduğu fikriyatı var. Şimdi böyle bir ortamda bu yakınlaşma nasıl başlar, başlayabilir mi? Bence tek olası durum Ermenistan'ın imzalamış olduğu Karabağ Ateşkes Antlaşması'nın bir detayı olarak bu ilişkiler iyileşebilir. O da Rusya'nın kendi enerji yolları için kendi enerji yollarını açması ve bu anlamda Türkiye-Ermenistan sınırının açık şekilde onun daha işine gelmesi formülasyonu üzerinden sağlanabilir. Özetle, eğer Batı Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmayacaksa Rusya yukarıdan emredebilir. Eğer bu da o gün Erdoğan'ın işine yarayacaksa, Erdoğan bundan bir şey kazanacaksa bence bu adımı atabilir. Rusya evet derse, Türkiye'de açıyorum derse, bu durumda Ermenistan da büyük ihtimalle buna olumlu bakacaktır. Zaten dediğim gibi, yani sınırı kapatan Türkiye açıyorum dese ne diyeceksiniz? Bu sefer de bu taraftan biz mi kapıyoruz diyeceksiniz. Orada çok söyleyebileceğiniz bir şey yok bana göre. Peki şunu sorayım. Dün yine bir Ermenistan kanalında Amerikalı Ermenilerle, ki bu aslında lobi çalışmasını yapan kuruluşlardan birinin yöneticileriyle bir röportajda gündeme geldi ve onlar da şunu söylüyorlardı. Bu ilişkiler nasıl kurulur? Ermenistan buna hazır olur mu? Birdenbire kocaman bir Türkiye ekonomisi ve koca bir nüfusu Türkiye Ermenistan'ın üzerine bu sefer nasıl bir saldırı içerisinde olur? Böyle bir normalleşme sürecine gidilirse diyor. Tabii bu bir yandan aslında süreci eleştiren bir tavır. Yani Paşinyan'ın şu andaki yumuşak tavrını eleştiren bir tavır ama gerçekten Ermenistan böyle bir sürece evrilebilir mi? Böyle bir şeye hazırlık var mı içeride? Bir organizasyon yapılabilir mi? Bu nasıl dengelenir? Bir yanda 80 milyonluk bir nüfus, bir yanda 3 milyonluk bir nüfus ve koca bir ekonomiyle sınır açılırsa nasıl bir denge olur? Maalesef ülkelerin sınırları o mantığa göre açılıp kapanmıyor. Yani öyle düşünecek olsak Gürcistan Türkiye sınırı da kapalı olacak, Bulgaristan Türkiye sınırı da kapalı olacak vesaire vesaire. Tabii ki Ermenistan ekonomisinin güçlü olması sınır açıldığı zaman avantaj getirir Ermenistan'a, ama sınırı açacağız diye de ekonomi güçlendirilmez. Yani ekonominin güçlendirilmesi zaten bir devlet politikası olmalıdır. Şimdi 30 senede Ermenistan'da ekonomi rayına oturamadı. Şimdi sınır açılma şansı var diye 3 senede biz bu ekonomiyi rayına oturtalım. Yani teorik olarak da saçma, pratik olarak da bir karşılığı
Yok. Ermeni ekonomisinin, Ermenistan ekonomisinin güçlenmesini bekleyelim. O zaman sınırı açarız. O da ölme şeyim ölme. Yani bu ekonomi ne zaman şey yapacak? Şimdi bu tip korkular, bu tip işte onlar 80 milyon, biz 3 milyon. Şöyle söyleyeyim sana. Yani o nüfus yoğunluğundan, askeri dengesizlikten bizi rahatsız eden bir güvenlik zafiyeti varsa biz bu güvenlik zafiyetine sınır açılmadan da sahibiz. Yani bir ülkenin size zarar vermesi için sınırınızın açık olması gerekmiyor. Bakınız son savaş. Evet. Peki. Sınırınız kapalı olabilir. Size zaten ben o dediğin şeyi evet gerçekten çok sert olarak eleştirmek istemiyorlar. Çok gönüllü olmadıklarını belli etmek için böyle teorik şeyler üzerinden gidiyorlar ama bence karşılığı yok o ortaya atılan fikirlerin. Peki bu yine 24 Nisan'ında gelebilecek açıklamalarla ilgili senin bir tweet'in de vardı. Bu normalleşme süreciyle ilgili de çünkü çok çok da iyi biliyorsun, yakından takip ettiğin, içindeydin o tüm bugüne kadarki o protokol süreci, daha önceki süreçler hepsinde. Böyle bir sürecin şu anda, biraz önce sen de söyledin, Erdoğan'a bağlı. Türkiye artık tek bir kişiye bağlı olarak yürüyor bunlar. Bir yandan işte büyükelçiliklerin alındığı, atandığı, işte büyükelçiliklere siyasi atamaların yapıldığı, hani böyle diplomat insanların çekildiği bir süreç var. Şimdi Türkiye'nin böyle diplomatik bir kadrosu var mı bu sürece iştirak edebilecek, böyle bir ilerlemeye? Bir de aynı anda Ermenistan'da böyle bir diplomatik kadro var mı? Ermenistan'daki eski diplomatik kadrolar gerekirse hızlıca toplanabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani hapse atılan diplomatik kadro yok, sürülen diplomatik kadro yok, KYK'lı yok vesaire vesaire. Türkiye'de durum çok daha kötü biliyorsun. Dışişleri denilen şey işte şey yazamıyor. Bir ülkeyle bir gerginlik oluyor. Yani ona şey yazamıyorlar. Ne onun adı? Kınama Kınama. yazılamıyor. Yani o kadar artık Dışişleri Bakanlığı'nın durumu zorlaşmış durumda. Ben şeyi düşünmüyorum Aris. Yani o diplomatik kadro var mı yok mu? O demin dediğimiz gibi Erdoğan'ın bir emriyle açılacak. Artık eski süreçler yok. Artık yani bu Erdoğan rejimi var oldukça, Türkiye'yi Erdoğan yönettikçe ve bu şekilde yönettikçe o eski şeylere giremeyiz. O süreçler yok artık. Yani o süreçler nasıl süreçlerdi? İşte basın barış gazeteciliği yapıyordu, STK'lar ısınma çalışmaları yapıyordu, gidiliyordu, geliniyordu falan filan. Bu süreci tekrar diriltmek çok zor. Çünkü son 2-3 senede o kadar büyük bir düşmanlık pompalandı ki Türkiye için de çok zor. Türkiye içinde de çok zor. Yani hala Azerbaycan bayrakları asılı sokaklarda. Hala şey bir tweet atıyorsunuz işte altını görüyorsunuz şeye dönüyor. Bir nefret seline dönüyor. Şimdi burada çıkıp biz Ermenistan'la sınırları açacağız diyebilir. Halk da ona evet diyebilir. Onun her dediğini çünkü kabul eden bir şey var. Zümre var. Bunun için bir sürece gerek yok onu demek istiyorum. Yani emirle açar. Açması gerekiyorsa ona bir kazanç getireceksin. Sen de biraz önce söyledin, Rusya'nın baskısıyla da olabilir bu, ya da Türkiye'de Erdoğan buradan bir çıkar görürse. Böyle bir çıkar derken neyi kastediyoruz mesela? Nasıl bir şey olabilir Ermenistan'dan? Ermenistan'dan ne alabilir? Ermenistan'dan maddi olarak bir kazanç sağlayamaz. Ama işte yani Ruslarla bir masada otururken, yani şimdi o yol açıldıktan sonra ne anlamda kullanacak bilmiyoruz ki. Yani şu an kimse bilmiyor. Ama bir şey çıkar. Yani o yolun açılmasını gerektiren bir şey çıkar. O yüzden beraber açmaya karar verebilirler. Ben yine tekrar edeyim. Ben Batı'dan bu sınır üzerine bir politika geliştirmelerini ve Türkiye'ye baskı yapmalarını beklemiyorum. Ne öyle bir fikirleri var, ne de o gerçekçi bir politika. Burada eğer üçüncü bir güç işin içine girecekse bu Rusya olabilir ve hesapları ne olur gerçekten bilmiyorum. Gerekli olur mu bilmiyorum. Onlar için böyle bir sınırın açılması. Diğer taraftan da yani Erdoğan sadece şunun için sınırı açabilir. İşte komşu ülkelerle ilişkilerinin kötü olduğu söyleniyor biliyorsun. Yani Evet. işte sizin dışınızda şöyle böyle. Sırf onu göstermemek için yani bakın bu olay 30 senedir sürüncemedi. Hiç de biz komşularımızla kötü ilişkiler içinde değiliz. Bakın açalım işte görün Ermenistan'la normalleşme
Nasıl olur diyebilir ama bu ona şey getirmez. Kârlı bir şey değil. Ben de Erdoğan'ın kendisine kâr getirmeyecek hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum. Onun için artık kamuoyunun yabancı ülkelerin ne düşündüğü önemli değil. Eğer hala bir zerre önemli olsaydı belki şeyini kurtarmak için yani dış politikadaki kötü reputasyonunu kurtarmak için böyle bir şeye gidileceği düşünülebilirdi ama o onun umurunda değil. Peki tekrar döneceğim çünkü bu aynı zamanda Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin soykırımı kabulüyle de ilgili veya inkarıyla diyelim. Biden'ın bu konuda bir açıklama yapıyor olması Türkiye'nin de bu konuda adım atacağının bir göstergesi olur mu sence? Ya da bu konuda baskı mı kurar sadece üzerine? Yok, hiçbir işe yaramaz. Yani Türkiye'nin iç dinamikleri açısından Türkiye'nin soykırımı kabul etmesi, olayı anlaması, tarihiyle barışması, yüzleşmesi açısından hiçbir getirisi olmaz Biden'ın soykırım demesini. Çünkü bunlar hep ters etki yapıyor biliyorsun. İşte yine işte emperyalistler işte o 100 yıl önceki yalan bizi köşeye sıkıştırmak için yapıyorlar. Halk da bunu şey alıyor, satın alıyor. Halkta da bunun bir karşılığı var ve halkın sadece AKP seçmeni değil büyük bir grubu üzerinde yani CHP seçmeni üzerinde de İYİ Parti seçmeni üzerinde de MHP'yi zaten söylemeye gerek yok. Bu ters etki yapar. Ve her zaman dediğimiz gibi eğer Türkiye'nin soykırımı kabul etmesini hedefliyorlarsa yani Türkiye'deki insanlardan bahsediyorum. Bunun için bilinç gerekli, bunun için eğitim gerekli, bunun için karşıdakini dinlemek, anlamak gerekli. Şu an hiç olmayan bir ortamdan bahsediyorum. Bütün iç dinamikler şu anda eksik bu açıdan. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yani Türkiye'nin hatırı sayılır bir kısmı da sayısal olmasa da ama değer olarak insanların değerlerini düşünecek olursak ve etki alanlarını düşünecek olursak Türkiye'de soykırım aslında kabul edilmiş durumda. Yani bugün bence entelektüel çevrede, bence akademi çevresinde her dünya standartlarında akademisyen Ermeni soykırımını kabul ediyor. Yüksek sesle kabul eden var, ses çıkarmadan kabul eden var. Ama bugün bunun nedenli bir gerçek olduğunu İnsanlar, araştırmacılar, tarihçiler, diğer tüm bilim dallarıyla ilgilenen insanlar ve biraz okuyan insanlar, biraz ilgi duyan insanlar, devlet politikasını bir elbise gibi üzerine giymemiş insanlar bunun bir gerçek olduğunu biliyorlar. Ama Türkiye devlet politikası olarak soykırımı diğer ülkelerin kabul etmesiyle kabul etmez. Bunun içinde kocaman bir liste var. Önümüzde Amerika bunun ilki olmayacak. Amerika bunun sonuncusu olacak. Belki de Peki büyük ülke olacak. bu açık yani Amerika'dan gelebilecek bir açıklamanın biz Ermeniler için ne farkı olacaktır? Ermeniler için ve Ermeni diasporası için ve Ermenistan devleti için. Ermenistan diasporası için çok büyük önemi olacaktır. Çünkü çok uğraştılar. Yıllardır uğraşıyorlar. Nesiller boyunca uğraşıyorlar. Onlara göre dünyanın önemli güçlü devletlerinin liderlerinin ağzından bu tarihi gerçekliği duymak biraz yaralarını dindirecek tabii ki. Çünkü biliyorsun Aris biz Ermeni soykırımının tanınmasından ziyade Ermeni soykırımının inkarı yüzünden bugün bu kadar sıkılıyoruz. Yani tanınmak başka bir şey ama inkar edilmesi başka bir şey. Şimdi bu kadar güçlü inkar edilirken şöyle söyleyeyim sana sabah onu okuyordum. Yani Azerbaycan'ın Karabağ'da geri aldığı bölgelerdeki Ermeni kiliseleri sen de takip ediyorsun. Yani Kültür Bakanlığı seviyesinde Kafkas Albanyalılarının kilisesidir deniyor. Yani böyle bir soykırımı bir tarafa bırak. Böyle bir tarih restorasyonu yapılıyor. Yani Ermenilerin tarihi eserleri bile kabul edilmiyor. Bugün Türkiye'de de aynısı var. Anadolu Türk yurdudur diyor mesela. Sırf Ermeniler değil orada çeşidi güzel halk var. Şimdi böyle inkar, inkar, inkar artık diyen zaten hastalanıyor. Siz de hastalanıyorsunuz bu inkar karşısında. Böyle bir durumda da Biden çıkıp bu iş soykırımdır derse tabii ki duygusal olarak insanlar tatmin olacaklardır.
Ama siyasi olarak Ermenistan'a getirisi olur mu? Bilmem, belki Amerikalı birkaç kişi turist işte soykırım olan insanların, soykırım yaşayan halkların ülkesi diye Ermenistan'a gelirler. Yani bu kadar çok şey olur getirisi. Çok saçma bir getirisi olur. Ben politik olarak bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Ben kişisel olarak da düşünmüyorum. Yani Biden'ın soykırım deyip dememesi benim için önemli değil. 20 yaşında genç bir Türk bu işe soykırım dese benim için daha kıymetlidir. Peki Ermenistan'daki durumu daha doğrusu oradan nasıl karşılanıyor? Yani mesela Amerika ile Ermenistan arasında bir yakınlaşmaya, daha fazla bir yakınlaşmaya sebep olur mu bu? Ya da ortam sağlar mı? Yoksa şu anda zaten belki de hani zaten Amerika zamanında müdahale de etmedi, gerekli yardımları da yapamadı. Dolayısıyla kurtarıcı şu anda Rusya ve Dağlık Karabağ'daki belirleyici de o. Gibi mi devam ediyor? Yani duygusal olarak olur. Yani duygusal olarak tabii ki olur. Sevinir insanlar. Paşinyan bir teşekkür mektubu gönderir. O da bir karşılık mektubu gönderir. Yani bu tip işte paslaşmalar olur. Belki yeni bir heyet gelir. Soykırım anıtını şey yapar, ziyaret eder. Bir işte biliyorsun son derece diplomatik adımlar atılır. Ama onun dışında ben gerçekçi bir işbirliğine, gerçekçi bir yani olanın üzerine bir şey koyacağını düşünmüyorum. Peki son şunu da sorup toparlayayım. Şimdi Ermenistan'da seçime gidilecek ve senin de söylediğin tarihlerde Nisan sonu Mayıs başı istifa olacak ki bu normal bir durum zaten seçime girebilmek için. Sonra seçim yapılacak. Ama bu sürede bir de Paşinyan'ın daha önce söylediği bir reform paketi de vardı. Bir reform yapılacaktı. O ne oldu? Yapılacak mı? Ve ondan sonra mı seçime gidilecek? Çünkü o reform aslında seçim yöntemini de biraz aslında biraz daha bir demokratikleşme adımı gibi gözüküyordu. Seçimle ilgili olan kısmı geçen hafta oylandı. Yani seçimle ilgili kısım bitti. Bunun dışında orduda reform, ekonomide reform, adalet mekanizmasında reform. Bunlar da küçük küçük yapılıyor. Ama yani özellikle adalet konusundaki reform, yani o mekanizmanın düzeltilmesi oldukça zor. Kadrolar, yani ne yapacaksınız? Bütün kadroyu adalet şeyinden işte savcısını, hakimini, bilmem nesini böyle bir kadro kıyımı yapıp alıp yerine yeni bir kadro nasıl yetiştireceksiniz, koyacaksınız. O çok baş ağrıtacak bir süreç. Ama siyasi irade olursa tabii ki yapılabilir. Zaten 2 sene içinde yani geçtiğimiz seneler içerisinde yapılması gerekiyordu. Aris geç kalındı. Zaten geç kalındığı için de bugün Koçaryan aday olabiliyor. Bir yandan da şimdi tekrar dava açtığını da görüyoruz Koçaryan'ın. O tabii galiba başka bir tamamen siyasi durumun biraz dışında kişisel bir bireysel bir dava başvuru yapmış galiba. Peki seçimden nasıl bir tablo çıkacak gibi gözüküyor? Ermenistan'daki siyasi istikrar devam edebilecek mi Paşinyan'la? Gerçekten söylemek zor çünkü yani şeyler oluşacak, paktlar oluşacak seçime giren. Kimle kimin yan yana duracağını bilmiyoruz. Mesela söylentilere göre Taşnak Sütü'nün Koçaryan'a birleşeceği konuşuluyor. Şimdi şu anda parlamentoda muhalif olan güçler öyle bir alyansa giderler mi? Koçaryan'la birleşirler mi? Onu bilmiyoruz. Burada tabii ki şey olan bir iş adamı, oligark olan Zarukyan'ın ne yapacağı. Yani o uzun yıllar Koçaryan'a muhalefet etti. Serse Sarkisyan'a muhalefet etti. Ama şu an hiçbir şey belli değil. Yani tekrar şey yapabilirler, tekrar yan yana gelebilirler. Paşinyan'a karşı duruş sergileyebilirler. Ama anketlerden yola çıkarak söyleyeyim sana. İşte Koçaryan'ın %1 oyu olduğu söyleniyor. Zarukyan'ın yanlış söylemeyeyim, Zarukyan'ın oyunu şu an hatırlamıyorum. Yani oy olarak en yüksek şu anda yine %35'te Paşinyan.
Peki bu şu andaki bu yeni sistemle seçilebilmesine... Ve şöyle söyleyeyim sana, bir yazı için hesapladım. Tüm muhaliflerin oyunu toparlarsak şu an olan oylarını, işte Koçaryan'da oydu, buydu, şuydu, parlamentodakiler de dahil olmak üzere %10'u geçemiyor şu anda muhalefet. Peki şu anda senin bu bahsettiğin oranlarla, bu yeni reformla yapılan değişiklikle birlikte ne kadarlık bir, nasıl bir sistem işliyor? Yani %35'te seçilebilecek mi? Şimdi şeyini de değiştirdiler. Seçim eski seçimde şöyleydi. En çok oyu alan parlamentoyu kuruyordu. Şimdi aldığınız oy yüzdeliğiyle parlamentoya girebileceksiniz. Yani eğer Paşinyan %35'i yükseltemezse koalisyon oluşturulması gerekecek. Anladım. Koalisyon şey olacak ama bu durumda da nasıl olacak, o da pek koalisyon yapabilecek güçlere benzemiyorlar çünkü. Anladım. Çok teşekkürler Alin, katıldığın için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Bu 24 Nisan öncesinde tekrar bu konuyu gündeme getirmiş olduk. Bakalım 24 Nisan sonrasında tekrar kartlar dağıtılınca yapılan açıklamalarla, aslında sen de söyledin, birçok kez gördüğümüz şeyler belki tekrarlanacak. Yine açıklamalar gelecek, gazeteciler haber yapacak, fotoğraflar çekilecek. Soykırım anıtında belki ağaçlar dikilecek, yeni ağaçlar dikilecek oraya. Amerikan diyelim vekilleri tarafından, ama sen de söyledin, bizim için belki de değişen çok da bir şey olmayacak. Günlük hayatımız orada devam ediyor. Çok teşekkürler Aylin Ozunyan, bir kez daha konuk oldun Gamurça. Evet, bu haftaki Gamurç'u burada noktalayacağız. Konuğumuz Yerevan'dan Alin Ozinyan'dı. Alin'le birçok kez aslında Ermenistan Dağlık Karabağ sürecini gündeme aldık. Burada size aktarmaya çalıştık. Seçim öncesinde Amerika'daki 24 Nisan açıklamaları beklentisi öncesinde tekrar bu konuyu bir konuşalım ve toparlayalım istedik. Altını çizelim, birçok kez belki Amerika'dan soykırımın tanınması yönünde açıklamalar beklendi. Bunlar çeşitli vesilelerle geri çekilse de Ali'nin de dediği gibi aslında kamuoyu nezdinde soykırım tanınmış durumda ve buna göre de zaten adımlar atılıyor. Ancak diaspora Ermenilerinin uzun süredir çalıştığı ve kendi yaşadığı ülkede en azından kendi halkının tarihine saygı gösterilmesini öngören hem tanınma hem inkar yasaları ile ilgili çalışmalarına belki de yeni bir döneme girilecek. Tabii ki Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ve Ermenistan'daki seçimlerinde beklentileri ve önümüzdeki dönemlerde çıkacak olan sonuçlarıyla birlikte bu haftada Gamurç'u bu şekilde noktalayalım. Haftaya görüşmek üzere bir başka Gamurç'ta. Sıdestiyon.